Evde böyle iki yerde dağ var. Gözümü severim. Oturur. Postumun üstüne dostluğundan dost olur. Hemen hazırdır. Allah ümit verirse gelirim. Ben gelemezsem yine havale ederim. Hakkınız ketme olmaz. Şimdilik kazanacağım. Belki bek hastalandım. Ben gelecek mübarek gece verecektim. Korktum. Ağladım. Yaslandım. Anladım. Arhamda ağladım. Ben de ağladım. Gitme. Ben senin yanında duruyorum. Sen ölürken yanında oluyorsun. Ben ne diyeyim, ne yapayım dedim. Yok karı dedim. Onların hakkı bana geçer. Ahirette Allah'ım benim yanımda dolarsa ne yaparım? Ben yavrularımın yanına gideyim. Şu amanetlerini teslim edeyim. İki günden bir kadın, ablamız 65 yaşında, 68 yaşında evet. Efendim bir kara çöplük kolgatini çıksanayım da tarikattan çıkmayayım dedi. Bir kadın babamı dedi. Öyle olacak. Öyleyse şimdi bana yaptığınız hizmet sahibinizi de bu tarikat tadını buna yapacaksınız. Ama babam bu oğlum yarın sen olur. Mümkün şu olur. Onu bilemez. Bu yol böyledir. Canını verene kadar sonuna kadar Allah'a kurbanı koyun gibisiniz. Ama bugün bu kardeşiniz kazanmış. Mesuliyetini ben almışım. Ben buna dedim. Kiramı Kâme'de, Kemal'i kibar olmanı devirmem. İki tane diyor ona. Size söyleyebilirim. Al yavrum. Resulü ya hu, Resulü ya Hazretleri. İmzalayacağım. Ben imzaladım. İmzaladım mı? Burada orada imzalayalım. Orada imzalayalım. Ha, öyleydi. Boş getir, ben gözümü de görmüyorum. Altına burada. Kitap getirin. Bir şey verin altına. Kalem var. Kalem var. Dur bende bak. Dur yeni ayağını atalım. Altına kitap getirecekler orada. Kitap, orada şimdi, kitaplar var. Kitaplar getir. Gel. Şöyle şey tut işte. Ha. Gel oğlum, Allah hayretsin. Amin. Allah hayretsin. Buyurun. Bu teslim almanın sebebi usulü nasıldır? Olacaksın. Söz veriyorum ya Rabbi, sonuna kadar benim yandığım kim ol? Peygamberimin izinden, pirimin izinden, şeyhimin izinden, emrinden kalmayacağım. Aldım kabul ettim diyeceksin. Buyur. Efendim, Cenab-ı Allah'ın ve Allah Resulü'nün, pirlerimin, erenlerin, evliyaların huzurunda söz veriyorum ki, ben o irşat makamını bilmiyordum, oraya varmışım. 15 sene hiçbiriniz ayrım yapmadı. 20 senesi dervişliğim var. 15 sene hiç kimseyi tutmadı. Daha itibar söylediysem başka birine söyledi. Biri kırılır bura dağılır diye. Allah bizi kulluğundan siler. Bura dağılırsa buralar vallahi örümcek bağlar. Hiç kimseye ayrım yapmadım ben. Kafama bir tokmak vuranın, bana bir ekmek vereni aynı tutmazsam Allah beni kulluğundan, Allah Resulü de ümmetliğinden, şıkların pirlerinden, müritliğinden silsin efendim. Tamam. Kim toplu ineden eksik bir şey gördüyse esmasını, onun esmasını değiştirmem. Kim olduysa da gönlümde bağırma basıp götürmem. Allah ve Allah Resulü'nün huzurunda, hepinizin huzurunda söz veriyor. Saygı duyup benim aşkımı söndürmesin kimse. Bu yeter ya. Benim aşkımı söndürmesin. Allah mübarek eylesin. Allah mübarek eylesin. Gör sizinle. Koy. Haydi oğlum. Allah yolumu hasır etsin. Aşkını bahtiyar etsin. Gören bu kadar. Bana hakkımızı helal edin. Allah razı olsun. Neden yaşlandın? Sorun muydu gelmedi? Bu ön görüşüm, son görüşüm olabilir. Belki Allah'ın özgürlüğü orayı da bilmiyorum. Sizi hepinizde Allah'ta canım gibi severim.
Hep belirledi birbirinden bütün tutmadım. Allah vermedi o kili bana. O Mevla'ya çok camdan başka ben bozum yok. Bir cam bozum var sadece. Evlatlarım, öyle dediğime kusura kalmayın. Ben sizi canımdan daha çok severim. Allah aşkıyla bahtı edecek. Ben bir tek daha diyorum Allah'ıma sığınarak. Ya Rabbim böylece maaşa da vardığımız zaman da eğer bana bu sözü, bu hakkı verirse Mevlam, vallahi sizsiz cennete girmem. Girmeyeceğim. Ne yapacağım ben sizsiz orada ben? Müşriklik budur. Müslümanlık budur. Evlatlarım çalışın. Ben sağ oldukça, sağ oldum ama yerini bulduğum zaman ikilik yaparsam Batı'ya kanım oldum. Burayı bırak, öte dünya daha tehlike. Ben saygım, bir şayet böyle olursa, bana haber verirse, ölmezsem, bak şuraya gelmeye hiç gücüm, kudretim yok. Bak, benim hanım, sizin de anamız. Ama bana çok yalvardı, gitme hele. Haset öleceksin. Dedim ki, yavrularım orada beni öldürüyor. Allah bahanedir. Çekerse bek mi büyüdüm? Benim yolumda ölürsen ne olur desen diyeceğim. Bırak ben ne olursa hanım. Gideyim şu evlatlarımızın yanına dedim. Helallaştım çıktım. Şimdi benim hakkım. Ah!
teslimen zikren kesira kesira. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed. Haydi olsun. Bale kurtul, mandilimiz. Ah o kadar dedim, ben gideceğim. Allah evimizi bahar gibi evimize güzel güzel kokular versin. Amin. Çocuklarına da selam söyle. Allah razı olsun. Allah kulaklarımızı razı. Hadi yavrum. Yarın ne yapacağız ben? Olmayabilirim. Yarın buranın şeyi. Ne? Zikir günü. Zikir günü. He? Zikir günü. Yani siz bilirsiniz ben oraya kaçıyorum. Bundan sonra ben yok. Ben şimdi yola çıkacağım. Öyleyse bir hafta yapayım. Bu pazar için bugün buradayım. Olmayacağım diye yola gideceğim. Bu pazar yok. Her pazar burada zikir var. Her pazar Allah rızası için zikir var. Akşam namazını burada kılıp başlanıyor. Bugün biraz hafta içi işte olanlar için böyle geliniyor. Yastı kılıyor. Kalabalık oldu. 5 tane cemaat, 150 tane cemaat olunca. Kadir gecesinde de hep arkadaşlarımıza haber verelim. Allah rızası için toplanalım inşallah. Başa gidecek bir yerler yok. Allah yerine başa. Allah müsaadenize gerekli. İnşallah. Allah huzurunu bulursun. Allah hepimizden razı olsun. Yarın hayırlı olsun. Şöyleydi. Olursa nenemiz beni İstanbul'a istedi ama benim boynumu tam istemedi. Böyle yaklaşıyor. Bakın dinleyin. Allah'ın emri. Gelmediler hani. Durun oradakiler. Hop. Allah'ın emri geldiğinde diyor, tecelli ettiğinde neneniz, hacı anneniz İstanbul'a yatmam istedi ama niye bir kabristana, koyu kabristana bir evliye yatar efendim? Efendim? Koya yatmak istedim. Hasan Basri Hazretleri'nin bir baktığı adam Allah yapmadı, çok günahkar biriydi. Bir evliya bir kabristana yatarsa orada evliyanın hürmetine adamlar orada insanlar Allah'ta olup olmaz. İnşallah. Yedim, içtim, beraber komşularım var, akrabalarım var. Hiç olsun öbür dünyada eğer Cenab-ı Hasan'a basır sadece onun evliya olur derdi ya. O makama oradan sordun ediyse. Sordun ha, İpek Efendi, sen sordun kim ya? Ben sordum Peki diye. Neden dedim böyle oluyor? Size onun Hasan'ı basın Hazretleri'ni gördün mü? Hepimiz de dedi. Buradan makamdan görüp de çık olan kim varsa hepsi evliyadır dedi. Onun için hiç olsun anam babam da orada yatıyor. Babamı hiç görmedim. Anamı gördüm ya, 6 aylık yavruydu. Allah rüya olmasın, Allah'ın istediği şükür olur her şey. İki kardeş, iki çocuğu olmuş anam. Annem geç, babam 50 yaşındaymış. Ayşe anama demiş. Şu küçük niye beni burnuma kokuyor? Bunda bir şey var. Çok evveli Allah'tan sizden özür diliyorum. O da neden? Ben 9 yaşındayken çift çocuk geliyordum. Abilerim beni gitti. Ya Rabbi anamı aldın, babamı aldın. Beni okutmadılar. Askere gidersen benim mektubumu kim yazacak ya Rabbi? Niye beni yetim oldun ya Rabbi?